güzel kara gözlü kızım. Kendine gelmiştir herhalde değil mi? Ben çıktığımda uyuyordu ama Aykut çok iyi dedi. Merak etmeyin dedi. Oh, gelir birkaç saate. Gelsin. Gelsin şimdi onu bir güzel bakarız. Yavrum. Of Lütfiye abla o kadar çok korktum ki. Hala aklıma geldikçe elim ayağım titriyor. Ya bir şey olsaydı? Çok haklısın tabii ama çocuk işte evladım. İnsan elinden kaçıveriyorlar böyle. Ha, Allah korudu. Ya Rabbi ya Resulallah. Hanıma ne yapadik? Çolak ağa geldi. Çolak ağa mı? Hayırdır Çolak ağa? Meydanda duydukların yetmedi mi? Yetti. Yetti de arttı bile hanıma. Müsaaden olursa af dilemek istiyorum. Sen haklıydın. 20 senedir memleketimden uzaktayım. Malım, mülküm, toprağım başkalarının eline geçmiş görünce cahilce bir hırsa kapıldım. Hiç yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Garibanın canını yaktım. İlk günden beri söylüyorum sana. Topraklarını geri istiyorsan yolu bu değil. Sen en başından beri haklıydın. Dediğim gibi ben bir cahillik ettim. Ama şükür ki Çukurova'nın senin gibi hakkaniyetli bir hanım ağası var. Uyardın beni. Yanlışımı gösterdin. Allah senden 1000 kere razı olsun. Eğer müsaade edersen, bundan sonra ben de senin yanındayım. Konu ben değilim Çolak ağa. Konu Çukurova. Madem 20 yıl sonra geldin memleketine, asıp kesmek yerine hizmet et, sahiplen. Ben zaten senin yanında olurum, merak etme. Allah senden razı olsun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.